artık bayrak şey yapmadı diyemez. Çekiyorum. Ha ha. Ben itiyorum canım. Kaleye çıkıyoruz. Elini öyle havada tutunca olmuyor. Prizren ilk günden merhaba arkadaşlar. Evimize geldik. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben birine selam verdim. Karşıda, evin karşısında oturan bir arkadaşa. Türkmüş kendisi. Ondan sonra onunla sohbet ettik. Ben de dedi arkadaşlarımla geziyorum dedi. Sonra gezen arkadaşlarını meğer biz tanıyormuşuz. Zaten takip ediyormuşuz. Instagram'da birazcık böyle takipçisi olan bir çift. Neydi sayfaları? Evli Barksız. Evli Barksız diye bir sayfaları var. Onlarla karşılaştık, sohbet ettik. Birazcık bize tiyolar verdiler burayla ilgili. Bol bol görüşeceğiz herhalde. Zaten bu videoya da müzik yapıyorlar. Onların bir kesitini koyacağım. Hop, şimdi keşfe çıktık. İlk günkü reaksiyon için böyle bir video çekiyoruz. Keşif videosu. Hadi gezelim bakalım neler varmış Prizren'de. Video alıyorum ama şimdi meydana geldik diyeceğim de şuradaydık az önce. Şimdi buraya geldik. Burası meydan. Yani şurası meydan. Prizren zaten çok küçük bir yer. Şurada çok güzel tatlı bir köprü var. Şu tepede de kale var. Tabii ki de her zamanki gibi bayrak oraya çıkalım diyecek. Hatta şeyler evli baksız. Bayrak isimleri Hamit'le Özlem'di değil mi? Hamit galiba çocuğun adı. Hamit'le Özlem. Onlar dedi ki biz yukarıda çalıyoruz gün batımında, oraya gelirsiniz dedi, beraber hem sohbet ederiz hem otururuz dediler. Bakalım şimdi gün batımına kadar biz de etrafta gezeceğiz, sonra yemek yiyip oraya geçeriz. Halit. Evet arkadaşlar, arkadaşım senin çilesi mi? Talih mi denir? Evet. Göster. Şuradaki kaleye çıkıyoruz. Şey yap, Reels videosu da yapalım. Çık. Şimdi gün batımına çıkıyoruz. Ya Halit abart. İşin gücün yalan dolan ya. Tamam hadi. Halit'in nasılsın? Halit'e iki kişi teklifte bulundu. Dedi ki bebek arabasını bırakın. Şöyle. Bebek arabasını bırakın dedi. Çocuk arkadan meraktan bakıyor Halit. Bebek arabasını burada bırakın, çocuğu kucağınıza alıp gelin, dönüşte bebek arabasını alırsınız dediler. Ve Halit dedi ki ha yok yok ben çıkarırım çocuğu dedi. Şu an çocuğunu çıkarıyor. Şuradaki kaleye gidiyoruz. Evet, deniz gidiyor. Hayda. Ne oldu babacığım? Çektim ben, çektim. Hadi gel bakalım. Evet. Kurçamı yedim. Oldu mu abi? Evet, şimdi Prizren'deyiz. İlk günümüz. Yani dün akşamüstü geldik, o günü saymıyoruz. Anneciğim, tam günümüz bugün. Çıktık şimdi böyle bir keşif turu gibi bir şey yapacağız. Turistinfo'dan broşürlerimizi aldık, nerede ne gezilir diye. Hem şey, Prizren'e geçiş biletimize de bakalım bir önce dedik. Bakalım yürüyoruz. Hem Prizren'e geçiş. Bakalım yürüyoruz. Bu arada benim şeyi söylemek. Kötü haberimiz var. Telefonu tuvalete düşürdüm. Neyse ki çekim yaptığımız telefon değildi ama sonuçta o da bir iPhone'du.
iPhone 8'de şu anda yeni telefon almak için öyle bir şey kuvalite attım sanıyorum. Yani. Ha, yeni telefon falan almayacağız tabii ki. Almayacağız. Telefonsuz kaldım. Evet. Zaten kullanmıyordum. Eğer başım. Şey yaparsanız, reklamları sonuna kadar izlerseniz belki telefon alırsınız. Gerçi o kadar para çıkmaz orada. Çok fazla izlemeleri lazım. Artık olmaz. Çok fazla insan. 100 bin kişi falan izlerse reklamları sonuna kadar belki alırsınız. Neyse, nereye gidiyoruz? Şu an işte gidiş şeyimizi araştırıyoruz. Ya bilet şöyle oluyormuş, bilet almanıza gerek yokmuş. Buradan otobüsler geçiyormuş. Şu an biz yine de terminale gidip saatlerini öğrenelim istedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi terminal şurası. Söyle pardon, şurası. Dediler ki boşuna buraya kadar yürümeyin. Şeyde merkezden binebilirsiniz. Kişi başı 4 euroymuş. Prizren'den Priştina'ya. Sakın daha fazla vermeyin dediler. Ve sürekli varmış, bir saat şeyi yok dediler. Ondan sonra değil mi? Şimdi AVM'nin arkasından böyle yürüdüğünüzde, ay AVM'nin diyorum, terminalin arkasından böyle yürüdüğünüzde böyle taş bir şey, bir toprak bir yol var. Şurada AVM varmış, AB AVM, Abi Center dediler. Oraya yürüyoruz. Denize bebek bezi bakacağız. Hem markete bir bakalım, şöyle büyük market göremedik orada. Ondan sonra bir de Halit Bey iPhone fiyatı bakacakmış. Neyse, çok konuştum. Evet, şimdi karşıya geçtik. Böyle bir sürü mağaza var. Neptün falan var elektronik için. Ondan sonra şöyle göstereyim. Sıralı bir sürü mağaza var burada. Ama şey dediler, yolun karşısında şu tarafa geçerseniz abi çarşı varmış. Oraya da gidebilirsiniz dediler. Oraya da yürüyeceğiz herhalde. Bakalım. Terminal burası. Karşıya geçtik. Burada mağazalar var, Neptün var. Dediğim gibi şöyle sıralı. Şu karşıda da abi çarşı varmış. Oraya da gideceğiz. Şimdi biz tax free'yi ya anlatamıyoruz ya bulamadık hiçbir yerde, bilmiyorum. Şöyle dediler, ya devlet çalışanıysanız ya da akademisyenseniz tax free oluyor, yoksa olmuyor dediler. Neptün'deyiz şu anda, Prizren'deki. Ama anlamadık, şimdi iPhone fiyatlarına bakacağız. Şimdi Neptün'den çıktık, Halit baktı. Evet. Anlat bakalım kaç para? 14 Pro Max 1549 Euro. 14 Pro 1359 Euro. 14 Plus 1199 Euro. 14'te 1100 Euro'ydu. Hepsi 128 GB. Hepsi 128 GB ama tax free yok diyorlar. Ben anlamadım. Herkes gelip buraya video çekiyor tax free falan diye. Biz beceremiyoruz. Neyse, başka teknoloji mağazası görsek oraya doğuracağız. Çünkü ben her ülkede Neptün'e girdik. O yüzden belki daha pahalı olabilir diye düşünüyorum. Yani daha uygun yer vardır diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi bir tane markete girdik. Marketin adı ne? Marketin adı ne? Albi. Albi süpermarket. Her ülkenin bayrağı var. Çok hoşumuza gitti bizim bu. Mesela her ülkenin bayrağı var derken yani hangi, ülkede hangi ülkenin aynen üretim yeriyse. Mesela ben bunun, bu İtalya mı? Bulgarya yazıyor ya. Aa, Bulgaristan olduğunu bilmiyordum Milka. Heh. Böyle ama böyle. Orada Almanya diyor. Almanya demek ki. Burada Bulgaristan diyor. Raffaello'nun şeyi bu. Karışmış. Milka Alman çikolatası değil mi yani o zaman? Buf. Acaba Halit, üretim yeri mi? Yazıyoruz. Bilmiyorum ki. Üretim gerçi yeri olabilir Çin'de belki. Olurdu hiç. Yani Çin'de. Aynen şey yapmışlar. Bayağı çok güzel hepsinin bayrakları var. Çok hoşumuza gitti. Hangi ülkeni görebiliyorsun? Sırbistan var mı? Yok. Mesela şimdi ben dondurmalara bakacağım. İtalya'yı seçeceğim. Böyle çok hoşumuza gitti. Bunu paylaşmak istedik. Market videosu sonra gelecek. Şimdi abi çarşıya geldik. Tepesi çok güzel bu arada. Bakın. Güzel selfie çekiyor burada. Şimdi arka kameraya geçip gösteriyorum. Burası böyle şey gibi, neydi? Viaport, yok Viaport muydu? Viaport. Viaport gibi geldi bize. Açık hava AVM'si. Ooo, siz de mi buradaydınız? Böyle mağazalar var, restoranlar var. Gösterdim. Gölgelerden yürüyelim, çok sıcak. Evet, çok sıcak. Ortada fış fışlar var. Böyle sinema var, şey var, AVM var herhalde. Ay, AVM diyorum, şey, süpermarket. Öyle. Şimdi Taşköprü'ye geldik. Taşköprü'ye geldiğimiz için Halit bana dedi ki hep aynı şeyleri söylüyorsun, böyle böyle aynı cümleyi tekrar aynı ediyorsun. Aynı cümleyi tekrar ediyorsun.
O yüzden senin yok. Videoların kötü. Bastım demek. Senin videoların yani... kötü oluyor demedim. Uzun oluyor. Neyse. Şimdi AVM'den çıktık. Denizli'ye bez aldık. Orada krem bulamadık. Bepantolümüzü yanınıza getirin. Burada bepantol yokmuş. Frizren'de yokmuş. Eğer bepantol kullanıyorsanız yok. Aynen. Ondan sonra cıma. Şimdi meydana geldik. İki oldu. Evet. Size taş köprüyü. İki oldu. Meydanı. Evet. Anladın mı demek istediğimi? Ve istedim. Meydandaki çeşmenin hikayesini Haluk gidince size anlatacak. Az sonra. Evet, taş köprüye geldik. Şimdi size taş köprüyü göstereceğim. Çünkü taş köprüye geldik. Berra'nın seslendirmesiyle denemeye çalıştım. Umarım olmuştur. Taş köprü şurası arkadaşlar. İki tane deliği var, oradan su akıyor. Yukarıda da kale var. Şurası da meydan. Frizren bu kadar. Ama görsel olarak çok güzel. Bir sürü şey varmış. Şimdi Berra götürüyor bizi. Evet. Şimdi dünkü köprüye çıkma, kaleye çıkma başarısızlığımızın sonucunda bugün bir daha deniyoruz. Bu sefer şeyi yakalayacağız, gün batımını yakalayacağız. İnanıyoruz. Canla başla savaşacağız ve o kaleye çıkacağız. Hadi bakalım gidiyoruz. Kaleye çıkarken şöyle bir yer var. Burası açık hava sineması, tarihi bir yermiş. Eskiden beri böyle kullanılmış. Herhalde şuraya perde geriliyor, şurada koltuklar var. Böyle şimdi devam ediyoruz. Kale... şurada. Artık bayrak şey yapmadı diyemez. Çekiyorum. Ha ha. Ben itiyorum canım. Kaleye çıkıyoruz. Elini öyle havada tutunca olmuyor. Evet. Dura dura gidiyoruz. Bugün hava o kadar nemli ve sıcak ki. Bence çok yanlış bir gün kaleye çıkmak için. Yapış yapış olduk. Çok terledik. Halit çıktı şimdi. Ben onun videosunu çekiyordum. Ben de arkadan gidiyorum. Evet, şu an yoldayız hala. Şöyle bir otel var, çok hoşumuza gitti ama şey hayal ettik. Ya burada kalmış olsaydık, her gün bu bayırı çıksaydık bebek arabası diye. Şöyle bir manzara var ama o efsane. Eğer bebek arabanız yoksa ve bayır çıkmaktan korkmuyorsanız buradaki otelde belki bizim için de kalabilirsiniz. Ve yol devam ediyor. Çıkış yolu gerçekten çok keyifli izlemesi. Ama nefes nefes olduğumuz için hiç izleyecek halimiz olmuyor. Durunca devam etmesi çok zor geliyor. Ama çok güzel. Makedonyalı biri Halit'e yardım ediyor. Sağ olsun, yollar çok bozuk çünkü. Zafer mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Hardık sayılır. Halit'ciğim. Efendim, ne yaptın? Su mu döktün başına aşağı? Su döktüm. Suyu bulursan dökersin. Bak, kollarıma bak. Kolumun terlediğini hayatımda ilk defa görüyorum. Deniz keyfin yerinde mi anneciğim? Deniz de çok yoruluyor. Ha, belli. Hamam sıktı hala. Evet, şu an kaleye vardık ama şu merdivenlere çıkacak gücümüz kalmadı. Bu manzara efsane. Gerçekten çok güzel. Şöyle geldik. İnşallah içeri gireceğiz. Şimdi kaleye çıkış zordu ama çok şükür buraya rampa yapmışlar içeriye. Şuradan merdivenlerden çıktık. 8'de gün batımı olacakmış, onu izleyeceğiz. Ondan önce kalenin içini güzelce bir gezelim dedik. Evet, rampada. Aynen, ben onu üşebilirim kesin. Böyle bir kale. İçi bayağı ayrıntılı galiba şuralar. Şimdi oraları gezeceğiz. Şimdi ara ara böyle bilgilendirme tabelaları var. Aa, İngilizce, Türkçe de yazıyor. Ne güzel. Silah deposuymuş burası. Nereye? Tabii şuradaki binaya da çıkmak istiyormuş. Sen çık, ben buradan çekerim sizi. Burası o silah deposu diye okuduğum şurası. Okuduğum yer şurası. Bakalım içeride bir şey var mı? Halit giremedi denize. Nefes nefese kaldığı için yürüyecek şu an asla halde yok da. Ya manzara çok iyi yalnız ya. Yani o kadar aşağılara inmeme gerek yok diye düşünüyorum. Böyle. Açıkçası yılandan korkuyorum. Olur mu burada bilmiyorum ama bir kere karşılaştım ya artık. Yani. Şuradan geçelim. Hoppa! Burasıymış herhalde bence. Aynen.
Burası da tam şurası herhalde, şu ara camiymiş. Burası çok güzel gözüküyor ya karşıdan. Buralar normal öyle. Bir şey değil herhalde, yazmamışlar bir şey çünkü. Hadi gir bakalım. Şimdi ben aldım kamerayı. Surların içine bir girmeye çalışacağım, bakayım. Burası herhalde en tepesi şu an. Girmeyiniz falan yazmıyor. Manzara mükemmel zaten, Berrak sürekli çekti. Ben de bir göstereyim. Şimdi şuradan bir girelim. Yani düşünsenize, yıllar önce birileri buralarda, burada tiyatro gibi bir şey var. Böyle bir alan var. Şimdi şuraya bir gireyim bakayım. Çok karanlık lan. Siktir. Surlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Korkmuyor değilim, azıcık korktum. Berrak. Çok pis insanlar buraya pislik atmışlar. Berrak. Neredesiniz? Geliyorum. Ne buldun? Ne buldun? Nerede? Pizza yapma. Finish. Finish diyor. Buraya pizza yemeye geliyor. Bu bir reklam mı sadece? Mekan mı var orada? Bilmiyorum ki. Çok reklam saçma herhalde. Değil mi? Pizzadan fazlası yok. Şurası acayip karanlık. Ödüm koptu. Niye girdin? İyi gir. Macera. Vay be. Şimdi şöyle bir tepeye çıkıyorum. Meraklar aşağıda. Az önce gördüğüm ya. Çok pis ya. Bu ne arkadaş? Wow. Neymiş bu? Gözetleme kulesiymiş. Bulunduğumuz noktada bütün kalenin göründüğü noktadır. Bu kule, kalenin üst şehrin tüm alanları ile bağlayan tünel üzerine inşa edilmiştir. Tahtın ele geçirilmesi durumunda bütün ordu üst şehre bu tünelden sığınarak savaşıyordu. Üst şehir kalenin korunması için son umuttu. Bu şekilde bir yer. Ama şunu yapmışlar. O yüzden aşağıları göremiyoruz. Normalde o yoktu herhalde. Sonradan yapılmışa benziyor. Arkamızda dağ manzaraları var. Şimdi burada gizli bir tünel varmış. O tünele gireceğim ben. En aşağısında suyu kesmeyle ilgili bir şey yazıyor ama kaçış tüneli mi onu anlamadım. Gizli tünel diye geçiyor. Buradan kaçıyorlarmış. Değil mi Berrak? Şimdi ben buraya giriyorum. Ama girerken Reels çekeceğim için siz göremeyeceksiniz. Instagram'dan takip edenler görecek. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İniyorum. Arkadaşlar böyle bir yere çıktı. Affedersiniz, götüm yemedi gitmeye. Çünkü hala dikenli ve bende şort var. Kıyamadım size. Şimdi geri çıkışı göstereceğim. Şöyle bir kapısı var. Çıkış şurada. Aşağı doğru gidiyoruz. Evet. Evet. Ne vardı? Köy varmış ya. Ha, bir köy varmış. Çocuk dedi ya, 7 kilometre sonra köy var diye. Ha, oraya... Dinlemedin mi? Orası burası mıymış? Oy, yoruldum ya. Böyle bazı insanlar da kendilerini Altar'ın oğlu Tarkan sanıyor. Surlardan falan atlayanlar var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Haklılar. Evet, Berrak denize giremiyorum diyerek sürekli bana ittiriyor. Alayım istiyorsan. Tamam, ben gidiyorum. Ver ver, düşecek şimdi çocuk. Allah, al kamerayı. Ne oldu artık onun kamerayı. Hadi bize hayallerini anlatıyor. Yok bilmem ne, Reels yapacakmış da Gandalf'ın bilmem ne sesini koyacakmış da bir şeyler onları anlatıyor bize. Ha? Konuşuyorum ben şey, turistik şey anlatıyorum. Burada bu var, burada bu var diye. İşte burada böyle binalar vardı.
Ne dedi? Gandalf'ın şey isesini koyacakmış da bilmem ne onlar adı. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. İnsan şu yerleri çok affedersiniz bir düzenler. O kadar çok kırık ve şey var ki. Yani sadece bebek arabasıyla engelli gerçi buraya çıkamaz o bayırı da. Bizden başka salak çıkmaz mı? Ama yani ben buraya düşebilirim de. Baksanıza az buzda değil yani. Kale bu. Adam bildiği surlardan atlıyor. Tamam da bunları yapıversinler canım. Bu kadar zor bir şey. Bilgilendirme yazıları da kırılmış her yeri. Onları çıkarmak kolay mı? Evet kolay. Halit bir yere gitti şu anda. Nereye gittiniz lan? Buraya. Bak surlardan atlıyordu insanlarla eğleniyordu. Şimdi kendi ne yapıyor Allah aşkına? Güzel kapı var. Altırın oğlu Tarkan şimdi de şuraya çıkmış. O değişik değişik pozlar da veriyor. Neredesin? Ha. Bak şimdi buradan girdik. Şurada bir kapı buldum. Şeydeki Belgrad'da taş meydan da vardı ya. Kale meydanda. Onun gibi bir kapı. Daha küçüğü. Defter darlık kapısı. Kilitli galiba. İstesek açılır da gerek var mı? Şöyle güzel bir şey. Hemen bir selfie yapayım burada. Allah, Star Wars lan. Berrak. Yanlış şarkıyı... Şu adamı çekip Tarkan'ın şarkısını söyleyeyim dedim. Yanlışlıkla Star Wars'un Darth Vader'ın şarkısını söyleyeyim derken melodisini şey yaptım ya. Neyse, nereye gidiyoruz? Benim şuradacık fotoğrafımı çek güzel. Şey, gün batıyor çabuk. Ondan sonra hadi. Burada bir tane böyle müze gibi bir şey var. Kapısı kapalı ama biz zorlayacağız bakalım kapıyı. Zorlayacağız derken şey, yani açmaya çalışacağız. Bakalım, deneyelim. Kapalı. Kapalı. Ha? Aha, ışıkta yani. Oralar ofis gibi zaten. Bu şekilde. Dün şuraya kadar çıkmıştık. Efendim? Kırık. Öyle mi? Merhabalar. Nasılsın? Çok güzel manzara ya. Hakikaten değdi yalnız çıktığımıza. Şimdi Deniz Bey bu manzarada yemek yiyecek. Babası sanki yemeyecek. Babası da atıştırır orada belki. Babacım dikkat et. Anneni tutun tamam mı? Aşağıda da bir folklorik olay var. Büyük ihtimalle oraya gideriz şeyden sonra. Şurada gözüküyor mu? Şurada. Şuraya bakın. Harika bir yer ya. Güneş batıyor yavaş yavaş. Güneşi batırdık. Merakçım ne diyorsun? Hayat kısa, kuşlar uçuyor herhalde özmesele. Evet, kuşlar mı uçuyor, güneş mi gidiyor, batıyor? Denizde mamasını yedi. O zaman iniş zamanı başlayabilir mi? İnişe geçtik kaleden. Şurada bir kilise var çıkış yolunda. Burası geçen sefer de şeydi. He? Burası geçen sefer de kapalıydı. Şu anda kapalı. Hani ben gezmek istiyorum ama gün içinde erken mi açılıyor, nasıl oluyor onu bilemedim. Bu arada buradan şimdi gelen bir aracı göreceksiniz. Bu abiler böyle taksi çekiyor. Yanlış bilmiyorsak 5 euro çıkış. 5 euro da iniş. Böyle parayı basıyor ve bu abi güldür güldür götürüyor. Sanmıyorum. Belli olmaz, çok et aldı. Deniz'i geçen sefer bindirdi. Bakalım. Öyle iniyoruz şimdi. Biz sana buradan olmadı yer şarkısını armağan edelim. Halit dedik ya aşağı boş iniyor nasıl olsa. Belki bize der ki atlayın.
götüreyim sizler dedi ama tabii ki adam demedi. Evet, şimdi şurada kaleden indik. Burada aşağıda şenlik varmış. Yani şey etkinlikleri. Böyle bütün mekanlar kulübe kiralamışlar. Kültür, şurada yazıyor kültürel yazı etkinlikleri. 15-28 yazıyor bak altında. Aa, yazıyor. Bayağı 28 Temmuz'a göre. 13 gün. Evet, böyle. Genelde şey, alkol tepsi. Yemek çok yok. Başta bir tane stand vardı. Senizde şantiyon verdiler hatta. Burası, dün bir kız vardı şarkı söyleyen. Şimdi deniz şarkısı. Yokmuş, komşusunu oraya gidiyoruz. Şimdi başka bir sahne kurulmuş, oraya gidiyoruz. Neymiş? Böyle bir şeye denk geldik. Bu arada ben esas karşıdaki şeyi çok beğendim. Buraya yapıştırmamışlar daha herhalde. Herhalde eskiden kalma bir kalıntı, sonradan taşınmamıştır buraya diye düşünüyorum. Böyle bir yer var meydanda. Herkes şu an kurulan yeni sahneyi izliyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Orada normalde de böyle kalabalık. Sahneye bir ilgisi yok yani. Normalde hatta şuralarda kalabalık oluyor. Yürüyecek yer asla olmuyor. Gör gösterisi var. Var mı? Şunlar gidiyor şu an oraya geçiyor. Boş. Sonuna yetiştik maalesef. Yok da ne alakası var onu anlayamadım. Yoksa ne alakası var onu anlayamadım. Deminkiler çıkıyor. Bu arada Taşköprü şu karşısı. Taşköprü'nün tam karşısına geçtik. Burada da köfteciler var. Ama pilav yok. Ya da çorba yok. Sorayım mı? Belki vardır. Sor istersen bir çorba. Böyle bir sokak. Hadi gidiyoruz anneciğim. Otur. Otur Denizci. Tamam. Evet. Evet, buradan geliyorsun. Çok tatlı bir sokakmış. Ha. Ne varmış ki burada? Öyle mi? Bilmiyorum. İnsanlar çıldırıyor şu anda. Alkolcü mü? Bu değil. Birinin doğum günü müymüş? Birine doğum gününe böyle sürpriz yapmışlar. Böyle değişik sunumları olan bir yer. Var mı çorba? Böyle minik bir sokak, bitti. O sokaktan böyle sola döndük. Ay, sağa döndük pardon. Başka bir sokağa girdik. Burada çorba sıkıntısı olduğunu fark ettik. Denizde sen çorba ya da pilav arıyoruz mesela. Sebzeli pilav gibi bir şey. Ama hiçbir şekilde bulamadık. Normalde zaten biz mutfakta ev tuttuğumuz için böyle sorunlar yaşamıyorduk. Ama burada az kalacağız. Hadi mutfak tutalım dedik ama köfte aldık. Acı çıktı, yiyemedi. Biz yedik. Şimdi çorbacı arıyoruz. Değil mi annem? Bakayım şu çocuğa bir. Dişlerini bir göster bakayım bana. Evet, çok tatlı insanlarla tanıştık. Neredeyiz? Rizve'nin hemen merkezinde camiye sırtınızı veriyorsunuz. Köprüden karşıya geçiyorsunuz. Solda şurayı göster.
Turkish Cafe Bar, ay kafe bar diyor. Kafe restoran yazıyor. Geçecekten. Pardon. Burada her şey Türk aşçılar üzerinde. Türk ustalar yapıyor her şeyi. Biz denize çorba için geldik. Çok lezzetliydi. Bulgur pilavı da çok lezzetliydi. Başka zaman daha güzel yemekler yemeye geleceğiz. Bize çay ikram ettiler. Hatta çorbayı denize koca paket çubuk fırkına geldi. Denize her şeyi ikram ettiler vallahi. Çok tatlı bulgur insanlar. Bulgur pilavı, çorba, her şeyi ikram ettiler. Evet, şiddetli öneriyorum. Best, aynen. Ama şuradan görürsünüz zaten. Bayağı büyük gözüküyor. Şu köprü var. Taş köprüden sonraki köprü. O köprüden geçtiğiniz gibi zaten kime sorsanız söyler. Best Turkish restoran diye herkes biliyor. Aynen. Ya bizden kapanış bu kadar. Bu arada kapanış videosu bu. Buradan kapatalım istedik. Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olup videoları beğenmeyi de unutmayın. Yorumlara da yememizi istediğiniz şeyleri yazarsınız. Gezmemizi istediğiniz şeyleri boş verin. Hadi bay bay. Görüşürüz. Elinizi de göster. Bay bay ya.